Eyüp Sultan Camisi hakkında şimdi bilgi verelim. Fatih Sultan Mehmet, hocası Akşemseddin'in bulduğu, peygamberin sancaktarı ve yaptığı tüm savaşlara katılan Eyüp'ün mezarının yanında bir de büyükçe bir cami yapılmasını buyurmuştu. Muaviye zamanında 7. yüzyıl ortalarında İstanbul kuşatmasına katılan ve burada ölen Halid bin Zeyd yani Ebul Ensari yani Eyüp Sultan için yaptırılan türbenin biraz gerisindeki alana Sultan Fatih kendi elleriyle de bir fidan dikti. İçi oyulmuş, dev gövdeli ve çok yaşlı bir anıt eser görünümündeki ağaç o dikildiği yerde hala duruyor. Ona dokunmak tarihin derinliklerine kalmış 15. yüzyılda var olmak gibi bir duygu yaratıyor içimizde. Cami bu kutsal alanın merkezinde yer alıyor ama şimdiki yapısı 1800 yılından kalmadır. Çünkü yıkılan 1458 tarihli eski caminin yerine Sultan 3. Selim tarafından yaptırılmıştır bu yenisi. 3. Murat zamanında da onarılmıştı bu anıt eser. Minareler aralarına mahya gerilebilmesi için de 1724 yılında biraz daha yükseltilmişti. 3. Selim yeniden inşa ettirebilmek için bu minareler dışındaki yapının tamamını yıktırdı ve şimdiki yeni eseri meydana getirdi. Mimar Hüseyin Efendi'nin yapımı olduğu belirtilir bu yeni caminin. Genel olarak planı kareye yakındır ve güzel kubbesini 8 adet çeyrek kubbe çevreler. Bunlardan biri de dışarıya çıkıntı yapan mihrap bölümünün üzerine örtüyor. Caminin 12 sütununun taşıdığı 13 kubbeli revaklı bir avlusu var. Ve bu açık avlu içindeki anıtsal irilikteki ağaçlar eserin mistik havasını daha da artırıyorlar. Avlu girişinin anıtsal özellikteki ve güzellikteki kapısı barok stilde yapılmış ve bir kapıdan çok süslü bir zafer takını andırıyor. Üzerinde de köşeli tonoz bir kubbe bulunuyor. Ayrıca dış avlu kapısında hünkâr mahfiline giden bir de rampa görüyoruz burada. Dış avluda 8 sütun üzerinde geniş saçaklı bir kubbesi olan ve musluk haznesinin üst kısmı camla kaplanmış bir de şadırvan var. Zamanında 16 odalı bir medresesi bulunuyordu bu caminin. Külliyenin imaret ve hamamı çok çeşit onarımlar görmüştür. Genel görünüm olarak bakıldığında anıtsal camide dönemin mimari modası barok üslup izlerini açıkça seçebiliyoruz. Alemdar-ı Nebi ve Mihmandar-ı Resulullah ünvanlarına sahip olan Eyüp Sultan'ın türbesi de hemen avlu bitişiğinde.
Thank you.